Başkan Yıldız Kaya Bey, sizleri selamlıyor.
Çok kıymetli hanımefendiler, kıymetli gençler, kardeşlerim, muhterem hemşehrilerim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu akşam Polat'ı bir başka güzel. Sayenizde. Hani Mart'ın sonu bahardı? Evet. Bugün Polat'ta bir fırtına oldu. Sel oldu. Sandıklara attı. Sandıklar patladı mı? Elleriniz dert görmesin inşallah. Kutlu zaferimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Polatlımıza her bir hemşerime hayırlı olsun. Bugün burada Polatlı'da tarihi bir ana şahitlik ediyorsunuz. Şahitlik ediyoruz hep beraber. %60 civarında rekor bir oy olarak kırılamaz bir rekora imza. Bunu yapanlar sizlersiniz, siz yaptınız. Teşekkür ederim. Bugün şahsımı bir kardeşiniz, bir evladınız, bir arkadaşınız olarak tekrar bağrınıza bastınız. Hepinize minnettarım. Bana inandığınız için minnettarım. Bana güvendiğiniz için minnettarım. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu şerefi bana bir kez daha nasip ettiği için Cenab-ı Allah'a şükür ediyorum. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu kardeşimiz sizlere ve Polatlı'ya kurban olsun inşallah. Buradan Şehitler Diyarı Polatlı'dan Milliyetçi Hareket'in lideri Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Buradan kendilerine sesleniyorum. Şehirde torunları Polatlı'ya sahip çıkmış, bayrağı yere düşürmemiş, emaneti yeniden ve tekraren ehline emanet etmiştir. Arz ederim. Bu akşam yine Polatlı kazandı. Bu akşam sizler kazandınız. Kuşkusuz bu zaferi en önemli mimarları Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve AK Parti'nin kadrolarıdır. Her iki siyasi partimizde görev olan hanımefendilerdir, kardeşlerimdir. Genç kardeşlerimizdir, büyüklerimizdir. Ve elbette ki teşkilatlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve Cumhur İttifakı'nın inançlı kadrolarıdır. Ben bu zaferi sizlere armağan ediyorum. Helal hoş olsun, helal olsun. Bugün Polatlı'da sevgi kazanmıştır. Saygı kazanmıştır. Hoşgörü kazanmıştır. Seviyeli siyaset kazanmıştır. Değerli hemşehrilerim, 5 sene önce yine bu meydanda yine zafere çıktığımız bir seçimden sonra rozetimi çıkarmıştım. Milliyetçi Hareket Partisi rozetini çıkarmış ve herkese eşit davranacağımı, herkesin başkan olacağı sözünü vermiştim. Bugün yeniden ve tekrar
herkesin önünde, herkesin başkanı olacağımı, adaletten ve hakkaniyetten asla şaşmayacağımı bir kez daha beyan ediyorum. Allah'ın izniyle 5 sene bir ibadet mecliğinde çalıştık hep beraber. Verdiğimiz sözlerin hemen hemen tamamını tuttuk. Şehrin bir kuruşunu bile heba ettirmedik. Polatlı'nın tarihindeki belki en büyük projelerini biz hayata geçirdik. Herkese ve her şeye ulaşmaya gayret gösterdik. Evet ki eksiklerimiz olmuştur. Ama gönlümüzde hiçbir zaman emaniyet olmamıştır. Her zaman samimiyet olmuştur. İnşallah buradan bir kere daha ilan ediyorum. Polatlı'yı bir 5 yıl daha hep birlikte adil ve hakkaniyetli bir şekilde yöneteceğiz. Ve bu şehri Anadolu Bozkırı'nın parlayan yıldızı yapacağız. Biz bu şehre hizmeti ecdadımıza, Sakarya şehitlerimize bir minnet borcu kabul ettik. Onun için bu şehri adım adım dolaştık, ilmik ilmik dokuduk ve hamdolsun hemşehrilerimizin teveccühüne bir kez daha nail olduk. Bu şeref benim için şereflerin en büyüğü. Sizin ortalamanız, sizin bir kardeşiniz, size hiçbir fark olmayan bir arkadaşınızı, bir dava arkadaşınızı bu göreve sizler taşıdınız. Ben de inşallah sizlere mahcup olmayacağım. Gün oldu olmadığı gibi. İnşallah. Tabii artık seçimler geride kaldı. Herkes söyleyeceğini söyledi. Vatandaşımız, hemşehrilerimiz sandıkta cevabı verdi. Bundan sonra artık önümüze bakmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili, Cumhuriyet Halk Partili, İYİ Partili, başka partili. Hepsiyle beraber bu şehri daha güzel bir şehir yapmak için bütün gücümüzle ve heyecanımızla çalışacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Dün günde kaldı. Elbette ki incelediğimiz konular oldu. Elbette ki oldu. Çünkü bazı odaklar şahsımızı hedef alarak bize saldırdılar. Ama hamdolsun Polatlılar onlara itibar etmedi. Allah'ın izniyle. Evet. Tabii bu sözlerimi hiçbir siyasi parti, hiçbir adayı kastetmiyorum. Önce onu net söylemek isterim. Hiçbir adayı ve siyasi partiyi kastetmeden söylüyorum. Söylediğim hepsinin yerine gitti zaten. Onlar biliyorlar ne oldu. Daha geniş konuşmak istemiyorum. Aslında çok daha farklı konuşacaktım. Ama şu heyecanınıza kıyamadığım için bunu konuşmak istemiyorum. Tabii bu süreçte medeni cesaret gösteren aday olan belediye meclisine, belediye başkanlığına, muhtarlıklara, azalığa aday olan herkese tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Polatlı belki tarihinde görmediği seviyeli bir seçim yaşadı. Bundan en büyük pay bizim. Hamdolsun bizim. Çünkü her yerde kendimizi anlattık. Yapacaklarımızı anlattık, yedikodu yapmadık. Neyse onu yaptık Allah'ın izniyle ve bu noktaya geldik. İnşallah 10 adımda marka şehir Polatlı
vizyonumuzu hep beraber hayata geçireceğiz. Tabii hava soğuk. Fazla sizleri bekletmek de istemiyorum, küçültmek de istemiyorum. Tabii bu esnada en büyük en büyük teşekkürü her şartta yanımda olan sevgili eşime. En büyük varlıklarım evlatlarıma. Her sabah beni evine duayla uğurlayan anneme, babama, kardeşlerime. Onlara teşekkür ediyorum. Ve inşallah daha güzel günleri birlikte inşa etmek için hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara'da da seçimler henüz nihayetlenmiş değil. Oradan da inşallah iyi bir sonuç bekliyoruz. Henüz daha bitmedi seçimler. Ben bu seçimleri ülkemize, Polatlı'mıza, sizlere, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.